Oh 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 oh. Vallahi keyfiniz yerinde. Dört ayağını uzatmış da yatıyorsunuz. Ayakları öne uzatıp yatarsalar keyifleri yerlerindedir arkadaşlar. Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Onun Topkaya kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Yine güzel bir günden hepinize kucak dolusu sevgiler. Ayaz birazcık kırıldı. Otlardaki kırağı yavaş yavaş kalkıyor. Hayvanı dışarı salsak olur ama yine bugün evdeyiz. Yarın öbür gün kuvvetli kar yağışı gösteriyor. İnşallah kar yağar. Şöyle bol bol bereketimiz gelir. Dört gözle kar yağmasını bekliyoruz. Arkadaşlar evdeyiz. Neden evdeyiz? Babam sabah ava gitti. Arkadaşlarıyla beraber. Arkadaşları çağırmışlar. Hatta bugün evde yalnızım desem yeridir. Annemler de ikranın 15.40'ını 40.15'ini 15'in 40'ını uçurum. 40 gün olmadı Yusuf Alp Doğalı da. Bugün 20. gün yarı kırkını uçurmaya Niyazi'nin annesine gittiler. Onlar da oradalar bugün. Bu şekilde biz de evdeyiz. Yani 40 uçurma eskiden beri var. Bizde her zaman yapılır. Çocuğun 40'ı geldiğinde evden kaçılır. Başka bir yere oturmaya gidilir. Gündüz vakti gezilir. Ya da birine misafirliğe gidilir. Eskiden beri gelen yaptığımız gelenek diyelim. Tam tarihini tam nedir bilmiyorum ama bizim burada yapılıyor. Onlar da oraya gittiler. Şimdi evdeyim. Yapacağımız işler var. Koyunlarımıza öncelikle sabah yemini verdik. İkinci yemini vereceğim. Ondan sonra da tavuklarla işim var. Hatta bir abime şimdi birazdan gelecek 3-4 tane tavuk vereceğim. Söz verdiydim yazın. Büyüyünce vereyim diye. Ona tavuk vereyim. Sonra tavukların yerine bir şeyler yapacağım. Ondan sonra ATV çalışmıyordu arkadaşlar. ATV ile uğraşacağız. Odun keseceğiz. Günlük işler. Haydi bakalım. Foto kapanı almaya gideceğiz ATV ile. Başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. 3 aydan 2,5 3 aydan beri ATV çalışmıyor. Bakalım çalışacak mı? Ama önce koyunlarımızın gönlünü yapalım. Bu arada köy hayatını seven herkesi kanalımıza bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın da diyorum. Holluğumuzu buraya taşıdık. Şöyle göstereyim. Daha önce şuradaydı. Arada bir uzun hortum vardı. Bu soğuklarda o uzun hortum donduğu için holluğumuzu buraya getirdik. Ve buradan hemen şöyle direkt dolduruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açıyoruz. Bu zamana kadar hiç dondu mu bu? Hiç donmadı. İnşallah donmaz da. Yalnız şuraya iki delik şöyle bir küpeşteyle şöyle bir kapak yapıp bunun içini doldurup şöyle kapakla yapsak olacak gibime geliyor. Çünkü bunun burada donma ihtimali var. En azından şurası donar, yine donar. Çünkü ayaz bizim burası. Bakalım küpeşten varsam bugün onu da yapabilirim. Şöyle düşünün. Şöyle bir kapak. Şöyle bakın. Şöyle bir kapak yapacağız. Hadi başlıyoruz. Yemeyeceğim, hadi çıkın. Hadi. Bu arada koyunlarımız kuzlamaya devam ediyor. Ufaktan. Aslında çıkmadığımızda bir yönden iyi. Koyunlarımız hem evdeler, kuzuladığını görüyoruz. Keyifleri de yerinde. 3 öğün yem verdikten sonra bu zamana kadar bizim balyelerinin yarısının bitmesi gerekiyordu. Eğer kar kış olsaydı şu anda %10'u dahi bitmedi. Öyle söyleyeyim. Bir de ineklere toz saman aldığımız için toz samandan ağırlıklı kullanıyoruz. Onlara da balye vermiyoruz. Sade balyeler ineklere kalıyor arkadaşlar. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Yemle evde dursun. Bu havada çıkmanın bir mantığı da yok. Hava soğuk. Hayvanların ağzı yara olur. Prensesi de göstereyim. Prenses burada. Geçen yayınladığım videoda abi prenses gelmedi mi falan demişsiniz ama videonun içinde ben kuzuyu aramaya giderken eve geldiğini gösterdim. Görmeyenler varmış. Geç geldi. O günü geç geldi. Gittim baktım, dağları dolaştım. Herhangi bir sıkıntı bulamadım ama niye geç geldi bilmiyorum. Kendisi evde. Hadi bakalım. Şöyle size ıspanaklarımı da göstereyim içeri girmeden önce. Kafa kameramı alacağım. Bunları da bugün sulasak olacaklar. Marullar da efsane oldular. Şu köşede peynirimiz gömülü. O peyniri de şöyle en azından bir karış kar yağmadan çıkartmayacağım. Bakalım nasıl oldu. Çapa makinemiz burada. Çapa makinemizin tekerlekleri geldi arkadaşlar. Buna bir tane arkasına araba ayarlayacağım. Ve balyeleri, yemi bununla taşıyacağım. Ona da az kaldı. Buradan da çıkartacağım bunu. Çadırın sisi, çadırın böyle birazcık bungun hali var ya. Bunu çürütebilir. Burada durmasın. Dışarıda dursun daha mantıklı. Ki zaten arabaya da arkasına da araba aldığına bununla beraber tekerlekleri de olacak. Yem götürülecek, örnek veriyorum. Saman götürülecek. Bununla sayaya taşırız diye düşünüyorum. Tekerlekler geldi, kasa kaldı. Kasayı da Eskişehir'den bir yerden bakacağım.
Aman 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 ey arpa buğday zamane. Ulan köstebek, tam da nasıl kazdım buradan böyle? Şuna bakın, bahçeye de dalmış. Oh oh, vallahi en keyiflisi sizsiniz ha. Bugün fare yakaladınız mı? Bak bir tane fare göreyim. Ha. Gel dayı, gel gel. Ya şey de yapacağım şimdi biraz. Bunlardan hangisinden şey yaparsan ben bağlayayım tutayım sana. Ya dört tane kestik. Kesti. Horaz da vereyim istersen bir tane. O koca horazı kestim de. Şey bıraktım sen dediğince. Kırmızıları... Tut, kara tut. Tut işte bak ne güzel paçaları var. Paçalılardan tutayım bir tane. Bunları ben bir kapayayım dayı. Bunları biz burada tutamayız. Ben de yardım edeyim. Ha, şuradan sen şuraya gel de ben de şuradan içeri haydayı verelim. Çık çık çık. Çık 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 çık. Tamam ya. Kış 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 gide. Vallahi ben dünek de yapmışım. Güzel de dünek yapmışım. Vallahi şu yumurtalıklardan aldım. Daha 2-3 tane yumurtladılar dayı. Yumurtalığını mı yiyeler? Ne yapıyorlar anlamadım. O şeyler yiyip... Ama bunları bilmiyorum ben. Bunları öyle şey yapamam. Yiyeler. Ben geçen denedim de. Acaba kendi yumurtalığını yiyeler mi? Hangisinden isteyen dayı? Ya tut bakalım bir tane işte. Bir ondan şeyden tut öyle. Bir kara tut, bir beyaz tut. Bir şeyler tut. Bir tane kırmızı bu dayı. Kırmızı tamam. Sen bunu nasıl götüreceksin? Bağlayacağım ayaklarını. Tamam. Nereye gitti? Senin sanat bu. Bunlar sen civcivik etik ama sen bir tayip edeyi çıkmaz dayı. Vallahi dayı bir de şöyle diyen biliyor musun? Ben bunlara bu kadar uğraşacağımı keşke yumurtlayan tavuk satın alaydım. Çünkü ne zamandan beri uğraşacağım yumurta görmedikçe. Evet. Bu biraz. Getir onu şimdi dayı. Şimdi sana ben şimdi kaç para veriyorum? Para mara istemez dayı. Olur vallahi ya. Almam dayı gerçekten yok vallahi. Ya olur mu? Yok yok dayı gerçekten olmaz. Hadi Allah razı olsun benim. Çok sağ ol. Aldı. Benim ayağında bakalım inşallah. Ben sağ ol. Bir de bas verirlerse olur. Senden bahçeri yok. Ver bakalım. Ben. Dur gel götürem. Hey gelin bakalım bak arkadaşlarımız kaldık. Horazları daha azaltacağım. Kes kes yiyden. Zaten satın almaya benzemiyor. Geçen ben Nadir'in yanına giderken koca razı götürdüm. Bir de ördek götürdüm. Evet. O yumurtlamayan kara tavuklar var. Gayri yağ bağlamış. Bir de onu götürdüm dayım. Vallahi dayı. Onun da sana çok selam var. Olsun aleyküm selam. Her zaman takip ediyor. Konuşacağız Nadir'le ya. Zaten ben kafa dengi insan kimse arkadaşı. Arada Instagram'dan yazıyor. Gülüm ben de şuradan su da doldurayım. Bir de su, şeye bakayım. Su derken ha şeye mi? Ya bu çeşme. Ben buradan alacağız olsun. Orta çeşme akmaya mı? Akıyor. Vallahi ben çeşmeye de götürmeyeyim hayvanı. Evde holluk yaptım. Oradan içiyeler. Orgun. Yesimi yapmışsın dayım. Kaloriferden de ılık su verdim. Kuzulayan koyun ılık suyu içiyor. Ben yesimi yapmışım bile. Tavuklar yolculuğa çıkıyor. Hadi görüşürüz dayı. Lütfü dayım benim. Nadir arkadaşım biliyorsunuzdur arkadaşlar. Daha önceden... Hadi dayı görüşürüz. Size de bahsetmiştim. Benim ilkokul arkadaşım, asker arkadaşım evlendiğim zaman da bana çok yardım oldu. O zaman paraya sıkışık olduğumuz zamanlarda Allah razı olsun. Kanka deriz birbirimize. Lütfü dayım da onun babası.
3 tane tavuk istiyordu ne zamandan beri. Bugüne nasipmiş. Şimdi yem verelim. Şu hollukları ben bir temizleyeyim. Tüh anasını lan. Şuna bakın. Toz toprak. Gayıcı burcu tutmuş ilvanım ilvanım aman aman. Kayıcı burcu tutmuş ilvanım ilvanım aman aman. Böyle bakın. Şu çapa makinesini yaparsam, yani yapılmayacak bir yeri yok, malzemelerini toplarsam, bakın buradan arpa almaya geliyorum, onunla bir araba arpasını balyesini çekerim, onun içinden bir daha veririm. Sabah bir çuval palet, akşam öğlenleyin arpa, akşamüstü sadece ne balye. Yavaş yavaş yemi çıkartacağız. Birden çıkarttığımızda koyunların ayaklarına vuruyor. Şimdi de şimdi ağır oldu arkadaşlar. Kamyona geçelim. Eskiden Ford kamyonlar vardı bizim buranın en yoğun işlediği zamanlar. Millet taş kırıp taş satıyordu. Bu şu ses hiç eksik olmazdı. Yapı taşı götürüyorlardı. Ford kamyon şöyle küçük. Kapılarında küçük cam bulunur şöyle. Çok eski. Mesela. Arkadaşlar bu bereket. Hayvancılıkta vazgeçilmez. Arpa, arpa, arpa. Koyunlarımın %90'ı genç. O yüzden bütün veriyorum. Ezerek de verebilirsiniz. Şimdi bunu başa kadar götüreceğim. Evde yalnız olmak kötü arkadaşlar. Kimse yok. Düşünsenize. Burada koskocaman bir yalnızlık içindesiniz. Akşam sofraya otursanız canınız bir şey istemez. Tek başına yürütülmez be. Vallahi aile olmadan bu işler olmaz arkadaşlar. Olur da ne bileyim. Olmaz be aganın. Dört, sekiz, on iki. Dörde böleceğim bir balyeye. Aslında bugün hayvan çıkabilirdi ama. Sabaha doyduklarına bağırmıyorlar. Lan bu balye iplerini onca bağlatmaya çalıştık. Şimdi de kesiyoruz. Küçükmüş bakın. Evet, yayma işi tamamdır. Şimdi koyunları salması kaldı. Arabayı şuraya park edelim. Bu 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 bu. İmledi. Yavaş yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş. Maşallah şu anda hayvanın şeyi yerinde. Enerjisi ve şöyle görünüşü yerinde. Hepsi ponfik ponfik koşuyorlar. Dibinde biraz kuş kakası var.
Şöyle alıvereyim arkadaşlar. Devirmeyeceğim. Aslında buna bir delik yapsak olur ya. Niye devirmiyorum? Çünkü dengesi bozuluyor. Şöyle mesela. Hop hop, bakın hiç kalmadı. Şimdi ben bunu açacağım. Tertemiz su dolacak. Hop. Çeşme üstü. Şu çeşmenin üstü akıyor, ona bir bakayım. Arkadaşlar bunu biliyor musunuz? Bu içerideki yemek masasının koltuklarının örtüsü. İki tanesi kırıldıydı. Babam bunu buraya geçirmeye çalışmış. Baba. Traktörünü çok seviyorsun. Şimdi bir tane bundan lazım. Bir tane de kurbağacık lazım. Su doluyor bile. Şunu da arkaya sabitlesek olacak. Sıkı bu ya. Bu üstten mi kaçırıyor ki? Şu anda kaçırmaz oldu. Şunu da şu arkaya sıkacağım. Ne oluyor ya? Aman kaçırmasın arkadaşlar. Kaçırırsa yeniden değiştirmek zorunda kalırız. Oha! Ne kadar direştiysem parmağımı koparacaktım az daha. Arkadaşlar ATV'yi çalıştırırsam çalışır büyük ihtimalle de. Şeye gideceğim. Daha da fotokopam var. Bayağı 6-7 günden beri duruyor, onu almaya gideceğim. Bir şey yaramadı bu. Arkadaşlar çiviler küçük geldi. Şöyle büyük çivi buldum. Büyük çiviyle sabitliyorum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Evet. Şimdi en uzun çivilerden bir tane. Bu var. Şu var. Şu var. Şu kalın da yeter mi ki? Tamam. Taş. Taş oldu. Gördünüz mü? Bu işte bu kadar. Evet. Hadi bakalım. Suyunuzu içebilirsiniz. Birazdan yine vereceğim size ya. Tamirledim. Nasıl da gidiyorlar görüyorsunuz değil mi? Durun bir saniye, şu kapıyı bir kapatayım. Üstlerinize kapanmasın. Çadırın içinde sıcak kalırsınız valla. Karnına bak, nasıl doymuş koyun. Prensesim. İşte böyle yaptık arkadaşlar çeşmeyi. Bence daha güzel oldu. Acık içsinler. Az aldığında tekrardan dolduracağım. Evet. Böyle daha iyi ya. Öteki türlü aşağı yukarı sallanıyor. Doldurayım mı daha, içeceğiniz mi? Arkadaşlar yemini yiyen suyunu içiyor. Suyunu yiyen yalama kofasını yalıyor. Yeniden yem yemek isteyen içeri giriyor. Yani buralarda şöyle bir sirkülasyon oluşturuyorlar. Soğuk da çok yok düne göre nazaran, az daha. Ne kadar az soğuk, kırık hava, aslında bunların bir o kadar daha iyi olması. Çok soğuk havalarda, ayazda tabii birazcık böyle üzülüyorlar, strese giriyorlar. Şimdi aynı dağdaymış gibi. Yayıl,
Yeminiye, kofu dağdan daha iyi. Suyu ayağında. Hadi bakalım, biz de şimdi tavukların yerine birkaç tane daha şey aldım arkadaşlar. Kolluk aldım. Folluk aldım. Onları koyacağım. Ama başka bir şey daha yapacağım. Yani şimdi follukları koyacağım. Bir bakayım bakalım etrafta malzeme varsa. Ben yere folluk yapacağım. Samandan. Daha rahat girsinler. Daha böyle kendilerini güvende hissetsinler diye, ama bugün yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Arkadaşlar hemen bu işe de koyulayım. Şöyle size göstereyim. Bunların giriş yerleri biraz daha küçük. Yine yumurtalıkları var. Çiftelerden aldım ben bunları. İki tanesini abimiz getirmişti. Zafer abimiz. Bayinde satıyor bunları. Zaten bir sürü işte tavukla, kuşla ilgili bir sürü malzemesi var. 5 taneye tamamlayayım diye aldım. Onların içine hiç yumurtlamadılar. Ama ben yine alışırlar belki diye 5 taneye tamamlayacağım yumurtalıkları. Diğerlerinden biraz daha farklı. Şöyle görüyorsunuz. Duvara direkt monte edeceğim. Şurada şöyle sıkmalı yerleri var. Zafer abim getirdi bunları bana. Şimdi bunları da monta edeyim. Şöyle. Evet, aynen böyle. Şunları dolduruverseler, doldurup da yumurtayla buluversek, nerede bizde Çakır Ahmet'te kavlu çakmak? Öyle derler. Kış olmuş, adam da soğuktan ölmüş arkadaşlar. Çakır Ahmet'te nerede kavlu çakmak? Çakma olaymış, ateş yakacağımış. Gıdı. Hadi yiyin bakalım. Arkadaşlar üçünü de taktım. Şunu da doldurayım. Yemler daha var. Ama ben yine dolduracağım. Çok yem verdine de yumurtlar diye yorum yapmışsınız. Allah, ben az yem ver vitaminsiz kalsın. Çok yem ver yumurtlama şey. Çok yem verince yumurtlamaz, yağlanır falan demişsiniz de bu tavukların yağlanacağı yok. Arpa ile buğday karışık veriyorum. Şimdi şuraya 3 tanesini hazırladım arkadaşlar. Bunlar biraz daha ötekilerinden derin. Biraz daha derin oldukları iyi. İçlerine saman da koyacağım. Şuralara da şöyle ördek yumurtalarından bırakacağım. Aa! Aman aman elmalı, kız seni nerede bulmalı? Seni bu... Bu ta, Türk olmadı bu yumurta. Yumurtlamışlar arkadaşlar. Vallahi de yumurtlamışlar. Ulan temin baktım ben, niye göremedim bunu? Aga'nın bizim iş tamamdır. Şimdi bunların içine de saman koyacağım ben. Bakın ilk yumurtamız. Yeni mi yumurtlamışlar? Vallahi yeni yumurtlamışlar. Buna da koydum, şöyle olacak arkadaşlar. Buraya pıt diye gelecek. Ama bunların içine de saman koyayım ben. Çünkü yumurtayı görsünler ki bunların üzerlerini yatsınlar. Aman aman elmalım, kız seni nerede bulmalı? Yumurtladıklarına sevinmiyorum. Zaten ikide bir yumurta yapıyorlar. Folluğun içine yumurtladıklarına seviniyorum. Arkadaşlar inanın mutluyum. Şimdi annemler aradılar. Şöyle yumurtamı da buraya koydum. Bunu götüreceğim. Şöyle kapatayım da kediler falan almasınlar. Annemler Niyazi'lere gittiydi, dedim ya, kırk uçurma, yarı kırkını uçurma gibi böyle evden gider misafire olurlar. Oraya gittiler de evde yalnızdım. Onları alıp geleyim. ATV'yi deneyeceğim. Bakalım ATV çalışacak mı? Kına. Yine olmuyoruz ama yine uçuracağız. Gene mi uçuracaksınız? Uçuk. Uçtu mu? Uçsun kıcım benim. Aleyküm selam, Allah'a
Hadi görüşürüz bakalım. Ne oldu? Avcıların avcısı, ne yaptın? Köpekleri mi götüreceksin? Ava. Kümesin holluğuna yumurtlamışlar. Tamam, alışsınlar oraya. Saman koysan oraya. Saman koyacağım şimdi. 5 tane daha yaptım. Yeni folluk. Bence onların hepsi yumurtlaydı. Onlar yiyor. Yo yo baba, yumurtlamış bak. Tavuk orayı yumurtladıysa ondan görerek artık oralara girerler. Değil mi? Tabii. Şey bak, ben bunu böyle geçen gün geldiydi. Çok batırmışlardı. Bunu batırmam. Kümesten. Ya işte folluktan, ona sevindim. Annemleri getirdim. Şimdi koyuna yem vereceğim. ATV'yi çalıştıracağım. Bakalım çalıştıracak mı? Evet arkadaşlar, ATV'nin başındayım. Şimdi koyuna yem vereceğiz. Babam içeri girdi, biraz ısınsın. Avdan gelen adam illaki donar. Şimdi bu aslında tek sorun ne biliyor musunuz? Şarj etmiyor. Yürü aksamında herhangi bir sıkıntı yok. Bakın. Mazot var mı? Benzin. Ulan özledim binmeyi be. İkranın arkadaşlar arabasının, akülü arabasının aküsünü söktüm. İnşallah doludur. Şimdi. Arkadaşlar yeni akü getirdim. Yani yeni olduğunu bilmiyorum da inşallah içi doludur. Niye böyle yapıyorsun? Şu an iki akü yaptım. Dur. Burada dursun. Eğer yolda şey yaparsak tek takviye yaparız. Frenimiz de çalışıyor. Çalışsın, ısınsın. Çalıştırdım. Şimdi foto kapanın yanına gideceğim de.
Önce balya çıkartmam lazım. Balyemiz yok. Çalıştı. Aksünü mü bitirdi acaba? Yeni akü almak mı gerekiyor? Ya da o akülerden bir tanesini bağlasak da olur. İstop etmemem lazım. Yuhu! Baba ilk bölüyü ineceğiz he. Vay be. Daha öylece duruyor balyemiz. Burada hiç kalmadı. Şimdi ben 10 tane 15 tane indireyim mi sana? 15 tane indirsen. Açıldı mı? Açıldı. Hadi bismillah ya Allah. ATV'yi çalıştırdım baba da yine istop etti. Bir daha çalıştıralım. Şu fotokopanı alıp geleyim. Ben birazcık şöyle özledim. Bir bineyim ya. Sen de özlemişsindir. Özledin evet mi? Ya. Tepe. Al baba. Tepedeyim. Dur bekle. Bu beyaz mı? Beyaz. İki tane var. Dur. Şey diyeyim ya. Eşeğim de yok. Kapatın diyor oğlum. İki... Tamam. İki tane var. Baba yarılmaya başladı. Baba. Komple gelecek gibi. Ah. Buradayım. Kolum sıkıştı. Aa. Gireyim mi? Nasıl gireceğim? Dur. Tamam tamam. Seni çıkardım sayılır baba. Bak bak buradan buradan buradan. Nereden nereden nereden? Bak. Ben nasıl çıkacağım oradan ya? Bak bak. Çık 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 adam boğulur orada. Tüh. Bak bak nereye geldi bak. Buna ne oldu? Alttakini kaldırmadığımız için çadırın üstüne bastı. Sıkıyor mu? Ha? Yarın kar yağacak, kar yağacak. Nasıl yapıyorum bakalım, yap bakalım. Ya şunu kaldır ya. Ha. Tamam mı? Şunu alayım. Şunlar takviye kabloları. Ondan sonra şunu şuraya geçir ya. Ha, o mu onun şasi yeri orada? Evet. Ceren yeri o ya. Geçse. Bir tüyle bir açsak mı acaba? Tamam. İyi. Bunu buraya geçir ya. Şimdi. Ya hayret bir şey ya. Tüy getireyim. Şurada bir tüy yok mu ya? Tamam tamam baba. Bak bak şimdi. Tamam. Kaynak mı? İnşallah çalışır. Çalışır çalışır. Bas. Dur. Bas. Gider gelirim.
sesine falan bir şey yok. Ben gidiyorum. Şu fotokopan alıp geleyim. Arkadaşlar nereden baksanız 2 aydır falan çalışmıyor. Biraz zor aldı ama yine de çabuk aldı. Bence motoru iyi bunun. Bunun elektrik sisteminde bir sıkıntı var. Aslında bir göstersek olur. Çünkü kullanıyoruz. Şimdi de fotokapanı almaya gidip geleceğim. O zamana kadar belki akümüz de şarj olmuş olur. Tarlaları da dolaşayım gelmiş ki arkadaşlar. Domuzlar gelmiş mi gelmemiş mi? Şu aradan çıkayım mı? Sıçanlar bakın ne kadar farazıymışlar. Şuradan diki dikine çıkayım mı? İstop etme, istop etme. Arkadaşlar fotokapını aldım. Evde bakacağım artık görüntülere. Yavaş yavaş gidelim. Eyvah Allah Allah Allah. Diğer motosikletler gibi kalkmayla da çalışmıyor bu ya. Eyvah. Ulan onca çalıştırdık. Boşaldım arkadaşlar. Boşta şu anda. Arkadaşlar özlemişim de şarj etmeyecek büyük ihtimalle. Lakin motoru iyi. Arkadaşlar babam yemi dökmeden yetişmem lazım. Fotokapanı aldım geldim. Aküsü şarj etti mi? Etmedi. Çünkü orada etseydi orada çalışırdı. Bayağı da kullandım. Lakin özlemişim ha. Gerçekten özlemişim. Vallahi burnumdan su damlıyor. Bu ne lan? Bu adamı öldürü bağ. Fotokapanı aldım. Ne? Arkadaşlar biz şimdi yem verelim. Fotokapanda birkaç güzel görüntü var. Siz de onları izleyin. Kurt var herhalde baba. Vardır ya. Hemen hayvan.
başladı bir şeyden ötürü de ondan. Nereye gidiyorsunuz? Gelin buraya. Kapıyı öttüm. Kapıyı öttüm ya. Gel, gel. Onu suyu unutma. Açtım suyu. Lan bir dövüşmeyin, bir dövüşmeyin lan, bir dövüşmeyin. Kapıdan gireceğiniz diye burasını kapattım. Buradan da. Gel. Girin. Yalancı yumurta da alsak olur ama ben zaten buraya ördek yumurtası koydum onlara. Şimdi folluklarına bak. Şu köşeye yumurtlamışlar da. Demek ki bunların içlerini yumurtlayacaklar artık. Bu da güzel, sevindirici abi. Horozlardan biraz daha eksildelim. Gel. Şey, 5 mi oldu abi? 5 oldu anne. Bu kadar yeter. Yaparsam eğer şayet şuraya yere yapacağım, yere. Öyle ama yani. Bunlara alışırsalar hiç yapmayacağım çünkü bunlar çok güzel. Akşam oraya dönecekler. Ördek yumurtası koydum bak. Ha, birine koyayım. Şimdi bak şöyle yapalım. İçlerinde rahat hissetsinler, anladın mı? Samanlı samanlı gurk gibi yatsınlar. Baş kalacak mı bunlarda? Gerek var mı? 5 tane olmuş zaten. Tahtadan yeter. Yapsak bir de şöyle. Tahtadan yapın. Oğlum senin böyle kontörlüğün var ya. Evet. Şu karşı tarafa koysana. Keçelerini gagalayalım bunlar ya. Tamam. Şu olan. Şimdi bak şu horoz kalabilir. Oğlum geçen gün dedik ya dalaman savaşı. İnan onun birine hangisinin olduğunu bilemiyorum. Beyaz. İki tane kalsa yeter bunlara horoz. Zaten azalttık bak. 3-4 tane de burada var. Tamamdır. Bak bunlar artık koca tavuk anne. Evet. Onlar kayır kıyı yumurtlayacak oğlum. Hani oldu onlar. Yumurtlalar, yumurtlalar. İki tane getir cari. İki. Ver. Folla yalancı yumurta yerine gerçek ördek yumurtası koyalım. Yalancı yumurta satılıyordur da ne gerek var Semiha? Burada görsünler. Bak buraya yumurta yapmış tavuk deyip yumurtlasınlar. Sen oradan mı getireceksin? Aslında baktığında da bir sürü tavuk anne, şuna bak. Vallahi onlar yumurtlasın var ya, derya deniz her yer yumurtlasın. Dur bir tane içeride horoz var. Bir. Şu. Karalar hep tavuk. 2. 3, 4, 5, 6. 6 tane horoz var bunların içinde var. Çok bu da horoz. Hangisi horoz? Şu beyaz olan. Al. Arkadaşlar. İkizler. Şimdi bunların annelerine ben buraya gelmeden yem bırakacağım. Ya yapmayın ya. Bu ne ya? Ulan. Bıktım şu küçük kuşlardan. Rabbim günah yazmasın. Yani sıvınıyorlar. Vallahi sonuna kadar hambarı yesinler. Derdim değil. Ama şöyle hollukların içlerine pisliyorlar ya. İnanın. Şu sesi yeniden kursam olacak buraya. Yani yazık, günah ya. Bak hayvan buradan yemeyecek. Ne yapmışlar? İyi ellerimde var. Hayvanlar kış ayında nereye sığınacaklar? Hiç bu zamana kadar bir kuşu kovmadım. Ama insan hani böyle gelince, böyle yemi de görünce... Şimdi arkadaşlar koyunlar ayrıldığında kuzulu koyunlar ekstradan bir yemi de yemiş olacaklar. Saman vermeyeceğim. Mahvetmişler, batırmışlar. Analarınız gelecek. Evet arkadaşlar, yavaştan sis çökmeye başladı. Bu akşam, yarın ve yarın öğleden sonraya kadar kar yağışı gösteriyor. Yani bilmiyorum, inşallah kar gelir. Bekliyoruz dört gözle. Şimdi elimi yüzümü yıkayacağım. İşlerimiz bitti. Koyunların yemesi de bir saat falan sürer. Bir saat sonra kuzuları annelerinle buluşturdum mu? İyice işimiz bitiyor. Ben geçen sakarı balığı almıştım ya. Annemler sen bir yap yiyelim dediler. Şöyle onlara güzel bir balık hazırlayayım eve gidip. Arkadaşlar eve geldim. Elimi yüzümü yıkadım. Şimdi balık pişireceğim. Sakarı başı balığı dediğim balıklardan almıştım geçen, hatırlıyorsanız. Şimdi bunları tuzlayacağım ve yağa salacağım. Abi enfes oluyorlar. Bakın. Ya bunlar ya tatlı su levreği, öyle aklımda kalmış, ya da sazan balığı.
Aslında unlasak da olur anne. Al. Valla. Unsuz kaldık değil mi? Böyle bir deneyelim. Arkadaşlar dağılmaya başladılar. Unlayacağım, ondan sonra koyacağım. Dağılacağım. İlk balıklarımı aldım. Şöyle arkadaşlar. Unlamadan olmayacak. Dağılacaklar. Arkadaşlar bir damla un. Una bulamamız balıkları bütün... Bak bunları parçalayıp çıkarttık. Bunlar bütün oldu. Zaten pişmek üzereler. Şimdi sonradan koydum. Çok güzel tadı var. Bir tık yağlı. Yani yağda çok pişirmemiz lazım. Anne. Bu karabiberli güzel. Adam. Anne şu olmam. Su istiyor kızım. Evet. Evet arkadaşlar balıklarımızı pişirdik. Mantarlar ne oldu? Unuttun mu? Mantarları koymayı unuttum. Neyse dur sonra koyarız ya. Yanmasınlar da kapalı değil mi? Kapalı. Tamam. Şimdi kalkmayalım sofradan. Pilavımız var arkadaşlar. Balığımız var. Şöyle yeşilliğimiz var. Oğlum balıklar nasıl balıkmış böyle? Tatlı su balığı. Yani Sakarya'nın balıklarından. Bir dene bakalım. Kılçık var mı? Kılçık yok, löpet. Yani varsa da dikkat edin. Yok ben. Kokmaya ama bilmem. Şuralarında var sadece ne? Bismillahirrahmanirrahim. Hiç yok. Düğünün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Baba mama gitti. Gene boş geldi. Hiçbir şey yok. Al basit ekmek. Spor. Sanki her gün evde yatıyan da baba avcılar spor deme bana. Babana göre spor. Ha, sen evde yatsa? Çıktım yüksek dağın tepesine oğlum. Anladım. Seyredeyim aşağı doğru. Ya şimdi herkes gidince tabii güzel de oluyor da inşallah tavşan olursun bir gün. Yok varım ben tavşan olurum. Vurmayacaksın mı? Yok. İyi bakalım o zaman. Arkadaşlar bugün koyunları yemledik. Tavuklarımızın kümesini yaptık. Kümese 3 tane daha şey koyduk. Vallahi sevindim. Bir tanesinin içine yumurta yapmışlar. Hepsinin içine de ördek yumurtası koydum ki içerideki yumurtaları görüp yumurtlasınlar diye. Eğer oraya yumurta yaptılarsa anlaşılan oraya yumurta yapacaklar. Onca emeğimiz boşa gitmeyecek. Oralarını belki bir gün böyle geldiğimizde dolu dolu yumurtalı buluruz. Bali'ye indirdik. ATV'mizi çalıştırdık. Çeşmemizi tamir ettik. ATV'ye valla bilmiyorum elektrik sisteminde arıza var herhalde. Foto kapağında ne var orada? Foto kapağını bir şeyler var. İzlemişlerdir. Yani onu ben koymuşumdur videonun editinde. Kurt var diye gördüm ben. Kurt gelmiş. Tek mi? Çek herhalde. Bakmadım tam. Ben bir iki tane şey gördüm. Yani şimdi edit yapacağım. Onu oraya koyacağım. O zaman olacak. Ha. Balıklar efsane. Görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizlere. Köy hayatını seven herkesi kanalımıza bekliyoruz.